Değerli öğrenciler merhaba. Çıkrık testi soru 7. Eş merkezi ve yarı çapları farklı iki veya daha fazla silindirden meydana gelen basit makine düzeneklerine çıkrık denir. Aşağıda sadece çıkrık kısımları farklı, diğer birimleri özdeş 3 farklı balık çoğaltısı gösterilmiştir. Balıkçıların bu oltalara tuttuğu balıkların ağırlıkları arasında z büyüktür, x eşittir, y ilişkisi bulunmaktadır. 3 tane olta varmış ve çıkrık bölümleri dışındaki diğer bütün bölümlere özdeşmiş. Kuvvet kazançları demek ki çıkrık bölümünde oluşan kazançlara eşit. Buna göre bu balıkçıların balıkları çekerken çıkrık topuzuna uygulayabileceği en küçük kuvvetler arasında hangi seçenekle verilen ilişki oluşabilir diye bize soruyor. Şimdi bakalım kuvvet kazançlarını önce bir bulmaya çalışalım. Kuvvet kazançlarını bulabilmek için birinci oltada kuvvetin uygulandığı kolun uzunluğunun silindirin yarı çapına bölmem gerekiyordu. 30'u 1'e böldüğünde birinci oltada 30 kat kuvvet kazancı sağlandığı söylenebilir. İkinci oltaya baktığımda 50'yi 1'e böldüğümde burada 50 kat kuvvet kazancı sağlandığını söyleyebilirim. Üçüncü oltada ise 30'u 2'ye böldüğümde 15 kat kuvvet kazancı sağladığım söylenebilir. Kuvvet kazançlarını buldum. Balıkları ağırlıkları arasındaki ilişkiyi de biliyorum. X ve Y Z'den küçükmüş ve birbirine eşitmiş. Bakın Y, X ve Z balıkları burada. Y'nin ağırlığı X'ten küçükmüş. Zaten Y'nin ikinci oltada olduğuna göre, kuvvet kazancı en fazla olan oltada olduğuna göre burada en küçük kuvvetin ikinci oltada uygulandığını söyleyebilirim. Yani F2'nin en küçük olması gerekiyor. F2 hepsinden küçük olacak. F1 ile F3'ü kıyasladığımda ise F1'de 30 kat, F2'de 15 kat kuvvet kazancı var. Ve Z'nin ağırlığı, buradaki balığın ağırlığı X'ten daha büyük. Hem kuvvet kazancı az 3. oltada hem de daha ağır bir balık yakalanmış. Demek ki buradaki uygulanacak kuvvetin ise 1. kuvvetten daha büyük olması gerekiyor. 3'teki kuvvetin F1'den büyük olması gerekiyor. Bu şekilde uyguladığım kuvvetleri sıralayabilirim. F3, F1 ve F2, o da D seçeneğinde var.